Ben her defasında diyorum ki bu sefer makyaj yapıp açacağım videoyu ama beceremiyorum. Şu an şaşkınlıktan ne yapacağımı bilmiyorum. Bir önceki videoda söylemiştim küçük odamızı düzenliyoruz diye. Hatta duvarını boyadık, onları falan paylaştım bilmem ne. Perdeleri de bitti bu arada. Bir dakika açıklamalarımı yapayım. Halıların gelmesini bekliyoruz taşınmak için ama benim çılgınlar çılgını kocam beni şok etti. Ben şokum. Neden? Sürpriz yaptım. Televizyon almış bu odaya. Ki bu odaya biz uzun zamandır televizyon istiyorduk. Çünkü ya bizim mevcutta kullandığımız televizyon çok büyük. Hem de... Ve buradaki mesafe de çok yakın. Hem de, bilmiyorum takipçiler hatırlar mı, yeniler var bilmiyordur. Biz Hande Eren kanalında bir şey yaptık. Ya o zaman alacaktık aslında bu televizyondan. O zaman alacaktım ama pandemi ya, falan. Nasip olmadı ya, o gün gelmedi. Ama pandemi vardı, paramızı pandemi oraya vermeyelim dedik. Tabii gerçi de, pandemi hala var. Aynen. Ama biz de birikim yapmıştık. Ve gitmiş, hiç haberim yok ya. Bir de ben ne sanıyorum biliyor musun hayat? Aman düşürme, kurban ol. Kurban oldu. Ay dur dur, şunu çok korkunç. Şey çok korkunç. Tamam, o durur. Şimdi, aman dikkat et. Ay. Aşkım ne olursun. Ne diyordum ben? Unuttum. Aşkım bu da büyük. Ya, bu ben ne sanıyorum bir her yeri mahvettim bak, bir türlü konuya giremiyorum. Şey yaparım, hallederiz. Ben ne sanıyorum biliyor musun? Arabasında bunu gösterdi. Deniz, ben Eren görüntülü konuşuyorduk. Arabasında gösterdi bunu. Arada sırada böyle müşterilere yetişmediği zaman ürünler dükkanda kalıyor. Dükkan da Eren'e güvendiği için Eren'e veriyor, al götür diyor. Bizim ev bir yerde ardi olarak kullanılıyor. Gene öyle bir şey sandım. Çünkü çok kez bu eve televizyon getirdi, geri çıkardı. İşte çaycı getirdi, kahve makinesi getirdi falan. Hiç dokunmadan kutularına geri çıkardı. Evet. Ama geldi bunu açtı. Ben hala inanmıyorum çünkü. Burasını kesti. Eren diyorum, ne yapıyorsun sonuçta bu bir müşterinin? Ya ne olacak diyor, bantlarım diyor ki asla Eren öyle bir şey yapabilecek bir insan değil. Yani ben dokunsam bana kızar, dokunma emanet diye. Dedim bu ne yapıyor? Ondan sonra bana kumanda beğendirtmeye çalışıyor. Bak diyor, bu kumanda daha güzel diyor, bu değil diyor, al diyor senin falan. Ben hala inanmıyorum. Bak asla inanmıyorum, inanmak istemiyorum. Ama gerçekmiş. Ya şu an bu televizyonu bu koltuğun üstüne çıkardıysa Eren, bunu geri bir daha koymaz yani inşallah. Şey, vallahi şaka değil ya. Samimi söylüyorum. Yok ben ikna oldum zaten de hala çok şaşkınım. Hiç beklemiyordum. Ne kadar aldın söyleyelim? 3300 lira. Bu 3300 lira mı? Televizyonu da söyleyeyim. Bu televizyonu Eren çok beğeniyor. Bu Betüller'e alınandan mı? Evet. Onun küçüğü mü? Evet. Ama bu da çok büyük duruyor. Zaten Betüller Eren'e televizyon sorduğunda Eren direkt bunu önermişti. Yıllardır Arçelik Beko'da çalıştığı için direkt olarak bunu önermişti. Hatta çok kısa bir süre önce de televizyon eğitimine gitmişti. O eğitimde de herkes bu televizyonu şey yapmıştı değil mi? Hani en iyisi bu gözüküyormuş. Bu televizyon çok iyi. Çok donanımlı. Netflix'i, YouTube'u falan. Bir de işletim sistemi çok hızlı. Yani mesela YouTube'a veya Instagram'a girerken... Instagram'a? Tabii. Evet. Story çeker miyiz? Netflix'e falan girerken çok hızlı girdiği için yani hiçbir şekilde donma kasma yapmadığı için ya bu televizyon güzel tercih ediliyor. Ben de normalde bu seriler bitiyor, az kaldı. Hani yeni seriler çıktı. Ben yeni serileri çok fazla beğenmediğim için, hoşuma gitmediği için ben dedim hazır bitmemişken alayım yani, stoklarda var. Ama evet, çok şaşkınım. Nasip oldu yani. Çok öyle çok mi? Şaşkınım. Hacım zaten sözüm vardı yani. Evet, işte korona vakalarından önce biz televizyon almak istiyorduk ama o zaman çok televizyon izliyorduk ve çok çakışıyorduk Eren'le. Bir de burada böyle bir odamız olunca dedik hani televizyonu sağa sola taşı mahvetmeyelim, buraya da bir tane koyarız demiştik. Ama o zaman Eren öyle bir şaka yapmak aklına gelmiş. Ay dediğimi de unuttum, hafıza kartı hatası verdi kamera. İşte o zaman korona olayı çıkınca kenardaki paramızı direkt televizyona yatırmayalım demiştik. O duruyordu zaten. Harcamadık da çok şükür, harcanacak bir yerimiz olmadı. Eren'de duruyordu para. Çünkü ben bozuk para biriktirmiştik biz. 2000 liraya yakın bir bozuk paramız vardı. Üstünü tamamlayıp işte televizyon alacaktık. Onu bütünlettirmiştik. O da Eren'de duruyordu. Canım kocam. Ne demek? Canımsın canım canım canım. Ay çok şaşkınım ama çok mutluyum yani. Aferin. Kendimi iki televizyondan izleyeceğim. Aferin. Ya da bir tane daha lazım aşkım. Bir yerde kendimi açacağım, bir yerde Deniz'i açacağım, bir yerde Betül'ü açacağım. Bir televizyon daha lazım. Ya da neyse kendimi bilgisayardan açarım. Evet bak bakalım ufaklığı. Bence hoş ya, güzel. Bakayım. Aa bu kanal çok iyiymiş. Hangi kanal bu?
Karton network. Bu şunlar falan burada idarelik duruyor, onu söyleyeyim de. Ay şimdi görüntü açmadan ben ufaklığını anlayamam ki şu anda. Bana çok büyük geliyor şu an. Hani diğeri de bu kadarmış gibi geliyor ama bu 103. Aa, yok şey bu 108 ya. Santim. Anten şeyleri almadım, unuttum. Bağlayamayacaksın mı? Bağlarım da şey. 2 dakika alırım şimdi. Ya. Açıldı televizyon. Ay söküyor resmen. Ay resmen bizimmiş. Şu an inandım artık. Rengi çok açık. Yok ya, idealmiş buraya. Rengi ne? Siyah mı bu? Yok, ne? Gri. Çok koyu bir gri. Betülerin de böyleydi. Başka bunun siyahı yok mu bu televizyonun? Buraya siyah daha güzel olurdu. CL'nin siyahı yok. Ha. Neyse koltuklu uydu. Koltukta koyu gri ya. Evet, koltuklu uydu. Kesene bereket bebeğim, ne diyeyim? Afiyet olsun, şeker olsun. Gerçekten kesene bereket. O zaman kuru... Şimdi nalbura mı gideceksin? Ha, bir nalbur yaparım. Arabadan da USB belleğimi alayım. Hazır kanallarımız var zaten. Hmm, uğraşmayacağız yani. Yok ya. İyi tamam o zaman, televizyon kurulurken görüşürüz. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim, bay bay. Gerçekten beni çok şaşırtıyorsunuz bu ara Eren Bey. Maşallah. Rabbim evet. Bozmasın. Islak o halı. Tam kurumamış. İnşallah. Ama peki benim videoya giriş yapmamam. Hı-hı. Kaç puan? 15 milyon. Bir de bugün çok erken geldi Eren. Ondan da şaşırdım. Herhalde dedim neyse tamam ben giriş yapayım. Selam kanalıma ve hayatıma yeniden hoş geldin. Evet zaten olanları biliyorsun, izlediğin sahnelerden dolayı ben heyecandan giriş yapmayı unuttum. Patozlama daha patoz değil. Badozlama. Ne o ya? Onu bir türlü söyleyemiyorum. Daldım videoya direkt ama yeni bir günlük vlog ile karşındayım. Halılarımız olmadığı için ses yankılanıyor. Onu fark ettim şu an. Kusura bakma. Bunun ses sistemi de çok iyi değil mi? Tabii. Evet. Yeniden selam. Şu ana saatler saatler sonrasından sesleniyorum. Önceki izlediğimiz bütün sahneleri unutalım. Bugün hakikaten iyi bir gün değildi. İzmir'de deprem oldu zaten, bunu bilmeyen yoktur. İlla ki herkes biliyordur. Sorun değil dedik, can kaybı olmasın, binalar yıkıldı dediler. Sorun değil dedik, can kaybı olmasın ama maalesef bu bir mucize olurdu zaten. Şu an için 12 kişi vefat etmiş durumda. Ben kendimi çok zor toparlayıp kamerayı açabildim bu arada. Hatta hiç açmak bile istemedim. Daha sonra dedim ki yani insanları kandırma. Yani evet moral bozuluyor. Evet ben burada böyle konuşunca tekrar hatırlatmış gibi oluyorum ama hayatın gerçeklerini de unutmayalım istiyoruz. İstiyorum. Biz de insanız. Biz de böyle olaylar karşısında çok yıkılıyoruz ki 99 depremini yaşamış birisi olarak ben. Vefat edenlere Allah'tan rahmet dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Geride kalanlara sabır. Şu an enkaz altında maalesef insanlar mevcut. Şu an saat 20.18. Arama kurtarma devam ediyor. Hakikaten kendimi çok zor topladım, anlatamam. Hele o enkaz altındaki insanlarla telefon konuşmaları olsun. Televizyonun başındayım deprem anından beri. Yani depremin haberi geldiğinden beri. Sadece haberleri izliyorum. Sadece ona bakıyorum. Daha sonra şimdi evden çıkacağız. Çünkü ya ben çok fazla anlatmayacağım. Betül kendisini toparladığı zaman kendisi anlatabilirse zaten anlatmak isterse muhakkak anlatır. Hastanedeler. Babasında da ufak bir problem vardı. Onun yanına gidip bir Betül'ü görmek istiyorum. Normalde yarın için sözleşmiştik. Betül'lerle buluşacaktık. Biz bu Covid olayından dolayı görüşmüyorduk kimseyle. Onun yanına gideceğim. Dediğim gibi bu konu hakkında sakın bana bir şey sormasın kimse. Çünkü bunu anlatması gereken kişi ben değilim. Ben sadece şimdi oraya gideceğimi söylüyorum. Çünkü bilmiyorum, gerçekten çok kötü. Gerçekten aşırı kötü. Rabbim hep daha beterinden korusun diyoruz. İnşallah korusun. Bilmiyorum. Saçma sapan şeyler dönüyor. Bunu bile siyasete döken insanlar mı dersiniz? Oh olsun İzmir zina şehri diyenler mi dersiniz? Ya yapmayın. Hayatını kaybedenler insan. İnsan, yapmayın. Hayvan olsa bile yapmayın. Can yani, can.
can kaybı, yaşadıkları korkuyu hiç deprem yaşamamış insanlara sesleniyorum şu an. İnan ki yaşamak istemezsin. İnan ki. O yüzden yapmayın. Dua edin. Allah korusun deyin. Allah ölmüşlere rahmet dileyin. Kalbinizi çürütmeyin, kurban olayım ya. Neyse. Şimdi biz çıkıyoruz. Bu video nerede nasıl devam eder bilmiyorum ama şu an kamerayı yanıma almayacağım tabii ki de. Öyle bir güncelleyeyim dedim. Tek amacım Betül'ü bir görüp geri dönmek. Zaten İbrahim amcanın yanına çıkamam çünkü koronavirüs tedbirlerinden dolayı Betül'e de temas edeceğimi sanmıyorum. Öyle sadece iyi olduğunu görmek istediğimiz için gidiyoruz. Her neyse, dua ediyoruz. Herkes kendisi, ya dua, duadan başka çare yok şu anda. Herkes dua etsin lütfen. Bırakın pislikleri, atın şu kalbinizdeki kötülükleri ve oturun birazcık dua edin. Birazcık, lütfen. Günaydın. Diğer bir günden sesleniyorum şu an. Dün gece biz geç geldik. Betül'lerin yanına uğradık falan. Şimdi Ufuk abim geldi. O da annemle konuşuyor burada. Uzanıyor. Dedim ki çok üşüyorum dedi. Bekle ben geliyorum halledeceğim dedi. Geldi ve kombiyi açtı. Annesiyle konuşuyor değil mi? Bu kadar basitmiş gerçekten. Artık kombileri yaktık. Biz bu arada dört gözle de haberleri izliyoruz gerçekten. Şu anda enkaz altında kalmış anne ve dört çocuğu vardı. Üç tanesi çıkarıldı. Yani anne ve üç çocuğu çıkarıldı. Bir tane daha çocuk çıkarılacak. Onu bekliyoruz. O sırada da bir kahve içelim dedik. İşte şimdi kahve yapmıştım. O öttü bitti yani. Öyle. Enteresan günler yaşıyoruz. Ülkece. Rabbim. Daima söylediğim gibi beterlerinden korusun. Ama zor, çok zor. 99 depremini yaşamış birisi olarak. Yani çok zor. Neyse. Biz şimdi kahvelerimizi içelim. Ben evi toparlayamadım çünkü dün en son işte bitirecektim falan ama deprem haberini alınca her şey kaldı böyle, elim ayağım tutmadı ve dün geceden beri hakikaten tir tir titriyormuşum, kanım çekildi ama ateşim falan yok, bir halsizlik yok, sadece çok fazla üşüyorum, kat kat giyiniyorum falan böyle. Şimdi artık ev soğuk dedi abim, gerçekten ev soğuk dedi, kombiyi açtık. İşte beraber şu an yüksek devirde yakıyoruz. Ev bir ısınsın, sonra minimuma düşüreceğim. Çünkü o kadar har yakacak kadar da bir soğuk yok bence. Her neyse, kahvelerimizi içelim. Sonra inşallah Rabbim izin verirse tekrar görüşürüz. Şimdi Ufuk abim gitti. Evde biraz ısındı. Biraz rahatladım. En azından üstümdeki yorganı falan çıkardım. Ama kalan ve devam etmem gereken işler var. Hakikaten elim kolum kalkmıyor. Yani televizyonun başında sürekli haberleri izliyorum. Son çocuğa hala daha ulaşılmaya çalışıyor. Ya psikolojimiz mahvoldu tabii ki ama oradaki insanları düşünemiyorum ya. Hakikaten oradaki insanları düşünemiyorum yani. Rabbim korusun. Ama bir iki kişinin duasıyla değil, lütfen hepimiz dua edelim. Bırakalım bu saçma sapan çekişmeleri. Doğal afet bu ya. Hepimizin başına gelebilirdi. İzmir'in değil, Ankara'nın olmasa ne bileyim. Yani Gaziantep'in, yani bu Türkiye'nin her yerinde, her ile olabilir. Ya bazı hakikaten tweetleri okudukça böyle var ya, sileceğim Twitter'ı, sileceğim telefonumdan diyorum. Ama Twitter'daki yazılanlar yetmiyormuş gibi alıntıları Instagram'da dolaşıyor. Ya bu kadar cahilliğin lüzumu yok. Ne olursa olsun, çok affedersiniz. Hayat kadını da olsa, artık adını tam olarak nasıl adlandırıyorsanız hiç önemli değil. Ne bileyim yani. Ya insan, ya insan, insan siyasi görüşler yüzünden böyle şeyler, yani yok zinamış yapıyorlarmış, yok İzmir, ya bırakın zaten bunu şeyine, hesabını Rabbim sorsun. Ne demişler, ne demiş çok net hatırlamıyorum, çok özür dilerim ama bildiğim bir şey var, kul kula hesap soramaz, her şeyin hesabını Rabbim zaten ahirette veya kabirde meleklerine sordurtur. Hesap yapmayı bırakın. Dua edin. Dua edin. Gerçekten dua. İnsan için. Onun yaptığı günahlar, onların işlediği şeyler. Bırakın bunların cezasını Rabbim zaten verir. Ama biz faniyiz. Bu dünyadayız. Ne zaman gideceğimiz belli değil. Değil.
Yani şunu düşünüyorum şimdi, bu depremde hayatını kaybeden onca insan var. Ama yani bu da biraz takdir ilahi. Aynı binada, aynı odanın içinde, aynı enkazın altında kalıp sağ çıkan ve maalesef ve maalesef ki hayatını kaybeden insan var. Bu da ecelin gelmesidir. Yani bu insan eceli gelmediyse bir şekilde başka bir yerde hayatını kaybedebilirdi. Ona diyecek bir şeyim yok. Ama dua edin. Bir de şöyle bir söz vardır ya. Ecel insanı ölümden korur. Bakın bunu unutmayın. Gerçekten. Şimdi işte biz bu deprem İstanbul'da olmadı diye seviniyoruz belki. Hani bizim başımıza gelmedi, evimizi kılabilirdi. Ama ne garantisi var? Haberlerde o anları izledikten sonra dışarıya çıkıp bir arabanın altında kalmayacağımızın, ani bir kalp krizi geçirmeyeceğimizin, yani birden hasta olup ölmeye de geç hastaneye düşmeyeceğimizin ne garantisi var? İnsan lütfen yalvarıyorum. Yani ben burada evet çok büyük, devasa kitlelere hitap etmiyor olabilirim. Ama ben burada bir kişinin bile düşüncesini değiştirsem bana yeter. Lütfen kimse yapmasın. Etrafında yapanlar varsa uyarsın. Çünkü bunu yaşayan çocukların ne günah ne suçu var. Çocuk ne anlar? Ne anlar alkolden, ne anlar zinadan? Çocuk, küçücük çocuk. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Gerçekten dün o yazıları okuduğumdan beri kendimi toparlayamıyorum. Yani neye üzüleceğimi şaşırdım. Bu doğal afete mi üzülmeliyim? Bu kadar cahil insanın olmasına mı üzülmeliyim? Yapmayın. Hepimiz aynı teknedeyiz. Hepimizin gideceği yer de belli. Sadece bunu rica ediyorum. Evet, bu videoda çok fazla böyle bu şekilde konuşmuş olabilirim ama konuşmak zorundayım. Hiçbir şey yokmuş gibi burada hayatıma devam edemem. Hiçbir şey yokmuş gibi burada aldıklarımı gösteremem, dans edemem. Onları da anlamıyorum ya. Sen bir sürü milyonlarca insana hitap eden hesaplar Instagram'da depremden 3-4 saat sonra mümkün değil kimsenin haberinin olmaması. Kimse bana naval okumasın. Çok ekstrem durumlar dışında bir dağ kendisini kapatmış olması lazım insanın böyle bir şeyden haberdar olmaması için, ki üstelik bu kişi Instagram kullanıyorsa. Instagram'da dans etmezsin. Çekildiğin fotoğrafı bir süre paylaşmazsın. Bu saygıdır. Bu insanlıktır işte. Ama yok, gerçekten kendimi yani çok üzgün hissediyorum ya. Çok çok üzgün hissediyorum. İnşallah herkesin aklı başına gelir bir an önce, bu cahillikten, bu şeyden kurtuluruz. Bir de kızım bir tanesi işte şey yazmış, onu da söylemek istiyorum çünkü çok doluyum. İzmir'e iyi oldu mu işte, Allah'ım zina yuvasıydı mı bilmem ne falan, işte sen beni seccademden eksik etme. Hayır. Bakın Müslümanlık böyle bir şey değil. Ben dört dörtlük bir Müslüman mıyım? Bilemem. Rabbim bilir. Ama Müslümanlığın en birincil şeyi kalp, niyet, yürek. Yapmayın, kalbinizi çürütmeyin. Gerçek bir Müslüman bir başka birisi öldü diye konu her ne olursa olsun sevinmez. Geride kalanlara sabır diler. Geride kalanlara dua eder. Lütfen. Eğer bunları da birkaç like, birkaç fazla beğen için yapıyorsanız, hiçbir şey demiyorum. Neyse, ben biraz da haberleri izleyeceğim. En azından son çocuk daha kurtarılsın. Daha enkaz altında insanlar var. Şu an hala haberlere bakıyorum ben, sesi kısık ama. Maalesef bunları söyledim, biraz rahatladım ama dediğim gibi evde devam etmem gereken işlerim var. Yani mecbur, hayat ya devam ediyor. Bunu kim unutulacak? Elazığ depremi, Van depremi, İstanbul 99 depremi. Bunlar en büyük depremler olarak olduğu için söylüyorum. Benim hatırladığım, çok özür dilerim unuttuğum varsa. Unutulacak ama şöyle oluyor. Alışılacak. Daha az konuşulacak. Biliyorum hayat devam edecek. Ama en azından şu an sıcağı sıcağına insanların tek ihtiyacı olan şey dua iken ne olursun bölünmeyelim. Lütfen, yani bunun için yalvarıyorum hakikaten. Bu videoyu da normalde ben bir hafta falan video paylaşmama kararı almıştım. Bu haberden sonra, ama şunu düşündüm, birilerinin çıkıp konuşması gerekiyordu. O kişi ben olmuş olayım istedim bir şekilde, bilmiyorum ya. En azından kendi kitleme
bunları anlatmak benim boynumun borcu diye düşündüm. Şimdi ben burada hayatımı paylaşıyorum. Her şeyi birlikte yapıyoruz falan. Hani samimi görüyorum artık seni. Sen de beni öyle görüyorsan bunları söylemek istedim. Dediğim gibi buradan benim milyonlara ulaşma gibi bir derdim yok. Bir kişinin bile düşüncesini değiştirirsem benim için kafidir. İlerleyen dakikalarda inşallah görüşürüz. Dediğim gibi maalesef hayat devam ediyor ve benim de evde yapmam gereken şeyler var. Onları hallederiz. Ondan sonra biraz kafa dağıtırız. Ne yapayım, Eren gelir falan. Sonra en kısa zamanda bu videoyu paylaşmak istiyorum. Çünkü olay sıcaktı tamamen geçmeden. Öyle uzun uzun dertleşip muhabbet ettiğimiz bir video da olabilir sadece. Hiç bilmiyorum. Zaten şu an 9 dakikadır konuşuyorum neredeyse. Yani halim de görüyorsun çok kötü zaten. Hani uyudum uyumadım gece. Yani çok enteresan. İnşallah bütün bu kötülükler bu yılda kalır. 2021'de hakikaten rahat bir nefes alırız. Rabbim buna bize layık görüyorsa öyle olur tabii ki. Ama biraz da kendimizi sorgulayalım istiyorum. Öpüyorum. Tekrar görüşürüz. Gerçekten artık böyle bir kötü bir şey daha kaldıracak halim yok ama yani şu son iki gündür Eren geldi şimdi işte. Ya Allah korumuş. Bununla atlatmış ama gözü çok kötü olmuş. Gözükmüyor da gerçi karanlıkta kalıyor. Şöyle göstereyim. Biraz şöyle çevir aşkım kendini şey yapmadan. Evet şu gözü gördüğün gibi şişmiş. Bir açsana aşkım. Görüşünde falan herhangi bir şey yok çok şükür hani. Gözünün içine gelmemiş. Çalışırken yanındaki iş arkadaşıyla küçük bir kaza yaşamışlar. Ben ilk başta kavga ettiğini falan düşündüm ama yani darbe ya çok... Karşıdakini görmüyordun. Darbe çok belli yani böyle küçük bir noktada ve kızarıklık. Saat 1 gibi olmuş, bana da hiçbir şey söylemedi. Eve bir geldim, karanlık da biraz, hava karardı. Bir değişiklik var bakışında. Banyoya arkasından gittim, bir baktım gözünü açamıyor. Yani çok şükür bu kadarla atlatmış ama yani hakikaten artık böyle nereden ne kötü haber gelecek diye diken üstündeyim yani, anlatabiliyor muyum? Gene çok şükür diyorum, buna hamdolsun bu kadarla atlatmış ama görünceye kadar böyle içimdeki o sıcaklık o anlatamıyorum ya gerçekten. Nasıl zamanlar yaşıyoruz, ney? Yani herkes kendisine çok dikkat etsin ne diyebilirim ki? Her şey bir anlık işte. Her şey bir anlık. Neyse, öldürüm güncelliğim dedim. İnan ki yani daha video çekebilecek enerjimin olduğunu bile sanmıyorum. O yüzden bu videoyu da burada kapatayım diyorum. En azından dertleştiğim, bir şeyler anlatabildiğim, belki bir yerlerde birilerinin kalbine dokunabilirim diye bu videoyu paylaşıyorum şu anda. Çok güzel başlamıştı videonun başı. Ama yani aldığın, bırak televizyonu, bir kazan bile, ya yani o kaza yarın giyebileceğinin bile garantisi yok. Gerçekten artık kendimize çekidüzen vermeliyiz. Öpüyorum çok. Beni buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Biraz da olsa söylediklerim aklında bazı şeyleri açabildiyse ne mutlu bana. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çok seviyorum gerçekten. O yüzden bu kadar kendimi yırtıyorum, bir şeyler anlatmaya çalışıyorum zaten. Şimdilik hoşça kalın. İnşallah bu kötü günleri geride bıraktığımız güzel günleri hep beraber yaşarız. Ben zaten biraz Eren'le ilgileneceğim. Şimdi eczaneye falan çıkacağım. Nasıl bir krem alınmamız gerekiyor falan diye gözünün fotoğrafını çekeceğim. Ne olduğunu da anlatırım. Ondan sonra gelirim işte, yemek falan yeriz. Ama videoya devam edemeyeceğim. Çok özür dilerim. Kendine çok iyi bak tekrar. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Hoşça kal.